tekrar birlikteyiz. Doğru Tercih devam ediyor. Günün son Doğru Tercihi. Tabii ki akşam CNBC'de de var, o ayrı. Şimdi hemşerim burada. Güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, benim memleketim, benim en sevdiğim yer, en sevdiğim, en güzel, en büyük üniversitelerimizden bir tanesi. Yakın Doğu Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Sayın İrfan Günsel hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref güzel. Sevgili Doktor İrfan Günsel'le biz yaklaşık 2,5-3 ay önce tanıştık, değil mi? Evet. Ziyarete gitmiştim. Ülkemizin en genç mütevelli heyeti başkanı. Ne güzel ki bizim böyle genç, girişimci, başarılı mütevelli heyeti başkanlarımız var. Gerçekten gurur duydum. Hani yaş olarak genç, tecrübesi tabii ki yaşından dolayı az olabilir ama düşünceleri o kadar yerli yerinde ki, yapmak istedikleri o kadar net ki, ben bir saat, 1,5 saat yani hayran hayran dinledim, gurur duydum. Ülkemizin gerçekten gurur duyacağı, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değil, Türkiye olarak da değil, bu üniversite bence dünyada saygın bir yerde olan büyük üniversitelerimizden bir tanesi. Buyurun. Evet hocam, çok teşekkür ederiz bu güzel tarifiniz için. Sağ ol. Biz, ben burada özelde Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsilen bulunuyorum. Fakat tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri adına da söyleyebileceğim birçok şey var. Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri önde, iyi, kendilerini iyi yetiştirmiş, gelişmiş birer kampüs üniversitesi. Biz sizi Yakın Doğu Üniversitesi'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelin, geleceğinizi orada planlayın, geleceğinizi biz hazırlayalım, sizi eğitelim, öğretelim. Size 63 ülkeden 20 bin öğrencinin yaşadığı bir kampüste hem kültür farklılıklarını öğretelim, hem düşünce farklılıklarını öğretelim derken, bunu bir büyük bir ülkenin bir üniversitesi olarak söylemiyoruz. Bunu bir ülkenin geleceğini bağladığı üniversiteleri, ki dolayısıyla sosyal yaşamında, gelecek planlarının da üniversitelere ve üniversite öğrencilerine göre şekillendiği, planlandığı, projelendirildiği bir ülkede gelin, geleceğinizi hazırlayalım, kuralım diyoruz. Bunun çok önemi var hocam. Bir okyanusta bir damla değil, siz hatırı sayılır miktarda etkisi olan, ülkesinde etkisi olan bir üniversitede geleceğinizi planlayacaksınız. Bu hem daha büyük düşünmenizi, hem içinde bulunduğunuz ülkenin tamamıyla üniversite gençliği, üniversite yaşamına göre şekilleneceğinden dolayı öğrencilik yıllarında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızın yanı sıra, her şey üniversiteler için düşünüldüğünden el üstünde tutulacağınız, çok özel hissedeceğiniz ve üzerinize titrenecek, adeta pamukta taşınacağınız bir 4 yıl 5 yıl vaat ediyoruz. Şimdi bu nasıl bir vizyondur, bu nasıl bir şeydir, girişimciliktir? Mesela ben hayret ediyorum, yani şeyin, o bölgenin en büyük hastanesi. İlklerin üniversitesi, diş hekimliğidir, eczacılık fakültesidir, odur budur. Dünyanın en hızlı bilgisayarlarından bir tanesi, öyle değil mi? Dünyadaki evet. 20-24 tane en hızlı bilgisayardan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Hocam şöyle söyleyeyim, tercih edilebilir olmak iyi gelecek sunabilmekten geçer. Biz iyi gelecek sunabilmek için kadrolarımızı ve altyapımızı hep daha iyi istedik. Çünkü biz iddia ediyoruz ki Yakın Doğu Üniversitesi bir açık kampüs olan bir ülkenin bir üniversitesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geleceğini üniversitelere bağladı ve bir açık kampüs, bir üniversite adası, bir eğitim adası olduğunu iddia ediyor. İşte bunun için en iyi bilgisayara sahip olmanız lazım. En iyi hastaneye sahip olmanız lazım. En iyi öğretim üyelerine, en iyi simülasyon laboratuvarlarına, en iyi kütüphaneye sahip olmanız lazım hocam. Bakın, biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak bugün sadece bizden daha iyi bilgisayara sahip 11 üniversite var. 10 bin üniversite arasında sadece 11'inin Yakın Doğu'dan daha iyi bilgisayarı var. İşte bu, biz bu bilgisayarla asrın deneyine katkı koymuş bir üniversite, bir ülkeyiz. CERN'deki parçacık çarpıştırma deneyine. Biz bu bilgisayarla
10.000 üniversitenin 3.000'inin başvurabildiği ve o 3.000'den sadece 21 tanesinin katılabildiği Dünya Robot Futbol Şampiyonası'na katılabilmiş bir üniversiteyiz. Siz o zaman yoktu, sözünüzü kestim ama sevgili babanız, değerli eğitimcimiz Suat Günsel beyefendiyle sohbet ettiğimiz zaman bir şeye hayret ettim ben. Ya, yaptığınız zaman işi böyle yapmanız lazım. Hocam dedi, yurtlara dedi, ben dedi granit döşedim hocam dedi. Tek bir amacım vardı. Hocam dedi, yani yurtlara dedi granit döşenir mi hocam ya dedi. Yani normal bir mermer yaparsın, bir taş yaparsın dedi. Oldu bitti dedi. Tek bir amacım var dedi. Bu gencecik çocuklar dedi, çıkıp buraya gelmişler dedi. Burada en iyi eğitimi aldıkları gibi dedi, en iyi görmeleri lazım dedi. Çocuk burada graniti görecek dedi, en iyi görecek dedi, ondan sonra en iyi isteyecek dedi. En iyi yapmaya çalışacak dedi. Benim dedi amacım dedi, burada da çocuklara dedi, gücüm yettiğince dedi, en iyilerle buluşturmak ve onları tanımalarını sağlamak dedi. Öyle değil mi? Evet hocam, işte eğitimin önemli. Yanında...